Manşete hoş geldiniz. Bugün önce yeni bir evreye giren Putin-Erdoğan ilişkisiyle başlayacağız. Hemen takibin, takiben Devlet Bahçeli'nin bir haftada iki kez Erdoğan'dan farklı noktalarda yaptığı farklı çıkışlara dikkat çekeceğiz. Erdoğan kazanır mı sorusuna cevap arayacağız. Kılıçdaroğlu'nun Amerika temaslarına şöyle bir değinip geçeceğiz. Ekonomideki son duruma Big Mac ve iPhone endeksiyle e, bakacağız. Ve bir fikri takip Mehmet Baransu hadisesi nedir ne değildir bir iki hatırlatma ve devamla Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye geçişi, eş zamanlı olarak Turhan Çömez'in İyi Parti'ye geçişi ve buna ilişkin enteresan yorumlarla noktalayacağız. Ama kapatırken iyi bir haber vereceğiz. Aylardır, yıllardır iyi haber veremiyoruz ki hep söylüyorum iyi haber vardı da vermedik mi? Evet güzel bir haber var, iyi bir haber var. Görüntülü. Onu da yayının en sonunda ekranlara getireceğim efendim. Şimdi başlayalım. Putin Erdoğan ilişkileri yeni bir e, evrede ve bunun elbette Ukrayna Savaşıyla çok yakından ilgisi alakası var. Ukrayna Savaşı 24 Şubat 2022'de başladı ve o gün bugündür dünyada bütün dengeleri değiştirdi. Alt üst etti ve tarihe geçti. Şimdiden tarihe geçti. Bundan sonra artık farklı bir dünya, yeni bir dünya, yeni bir şekillenme. Yeni bir jeopolitik konuşuluyor, konuşulacak. Ekonomik anlamda da böyle, enerji bağlamında da böyle. Avrupa'nın son bilgiler %7,5 Rus doğalgazına bağımlılığı kalmış herhalde önümüzdeki sene onu da halledecekler. Ama mesele sadece enerjide Rus gazına bağımlı olup olmamak değil. Bu grafikte özellikle Ukrayna'nın dört bir yandan Rus ağır silahları tarafından kuşatıldığı S-300'ler var, İskender e 101 X-555 e kalibar füzeleri var, İran sihaları var. gerçekten dört bir yandan İran'ın kuşatıldığı üç bir yandan diyelim. Yukarıda Belarus, sağda Rusya ve artık güneyde Rusya'nın kontrolünde Karadeniz, Kırım ve e, e, Donbas bölgesi. E, Ukrayna'nın bütün bilinen önemli şehirleri Rus füzeleri tarafından vuruldu. Rusya e, Kırım Köprüsü'nün, Kerç Köprüsü'nün vurulmasını bir terör faaliyeti olarak gördü ama bu şehirlerin vurulmasını bir terör faaliyeti olarak görmüyor. Bu şehirlerdeki köprülerin uçurulmasını, 80 ila 100 sivil Ukraynalının hayatını kaybetmesini bir terör faaliyeti olarak görmüyor. Onları geçeceğiz. Yani devletlerin neye terör deyip demediğinin bir önemi yok. Daha evvel defaatle anlattım. Ee, özellikle e, Kırım-Kerç Köprüsü'nün vurulması Ve Rusya'nın bunu Ukrayna'ya mal etmesi üzerine Rusya çok şiddetli bir karşılık verdi. O arada köprüye baktığınızda köprüdeki hasar birkaç saatte telafi edilip tekrar tren geçişine ve araç geçişine açıldı. Elbette bir bölüm çöktü çöken bölümün onarılması zaman alacak ayrı bir konu ama köprü aktif. Yani köprü tümüyle havaya uçmuş yıkılmış e, gerek tren gerekse karayolu olarak bağlantı Kırım'la kopmuş değil. Kaldı ki Kırım'ın yukarıdan bağlantısı da sağlandı. Yani ee, işte Herson, Zaporoje, Donetsk o, o, oradan Rusya ile bir kara bağlantısı da şu anda kurulmuş görülüyor. Fakat mesele başka tabii. O arada Ukrayna ee, Putin Putin'le tüm ee, olası görüşmeleri barış müzakerelerini reddettiğini de bildirdi. Artık dedi Rusya'ya yeni gelecek yönetimle biz görüşürüz ee, ve e, Kırım dahil olmak üzere tüm topraklardaki iddiamız devam ediyor. Yani bir anlamda Kiev'de Moskova'da gemileri yakmış durumda. Kim ne derse desin böyle bir hal var. Tam da bu esnada Almanya Putin'in Kuzey Akım 2'den doğalgaz gaz sevkiyatına başlama teklifini reddetti. Kuzey Akım 1 de bir takım sabotaj girişimleri olmuş. Bir takım sızıntılar tespit edilmişti. Kuzey Akım 2 ise geçtiğimiz yıl hazır olmasına rağmen bir türlü faaliyete geçirilememişti. Ukrayna Savaşı başlayınca da bu tümüyle askıya alındı. Rusya Kuzey Akım 1'de bir takım hasarlar oluşmuş olabilir ama Kuzey Akım 2'den size gaz verebiliriz dedi Almanya'ya. Almanya bunu reddetti. Rusya'nın güven verici bir ülke olmadığını söyledi. Burada da belli ki artık Batı İttifakı Kuzey Akım 1-2 fark etmiyor. Rusya'dan e, gaz alımını tamamen kesmiş görünüyor. Ve bu devasa yatırım. Yani Kuzey yakın 1 ve 2 e, doğalgaz boru hatları da e, Baltık Denizi'nin dibinde öylece artık ölüme terk edilmiş gibi görülüyor. Belki yıllarca kullanılmayacak. E, bir süre sonra bakım onarımı da yapılmayacağı için belki de tümüyle devre dışı kalacak bilmiyoruz. Bir anlamda bir servet yani. Öyle de bakmak lazım. İşte tam da bu esnada Putin, bunların hepsi eş zamanlı oluyor. Aynı gün içerisinde, son 24 saat içinde yaşanan gelişmelerden bahsediyorum. Avrupa'ya yönelik en büyük gaz aktarım merkezini Türkiye'de kurabileceklerini söyledi. Türk akım üzerinden, mavi akım üzerinden gazı Türkiye üzerinden, yani Türkiye'yi bir hap olarak gördüğünü ve oradan Avrupa'ya gaz verebileceğini söyledi. Fakat... İşte Avrupa gazı zaten Kuzey Akım'dan reddetti ama bilemiyorum belki Avrupa'da kabul eden ülkeler için söz konusu olabilir. Ancak 27 Avrupa Birliği üyesi ülke Rusya yaptırımlarına katılıyor. Haliyle Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelere Türkiye üzerinden bir gaz aktarımı olabilir mi olamaz mı bilmiyorum. O detaya bakmak lazım. Fakat Putin'in bu niyeti önemli. Yani bunu gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği değil. Avrupa'ya veya işte dünyada farklı bölgelere Türkiye üzerinden ticaret yapmayı düşünüyor. Türkiye üzerinden enerji aktarmayı düşünüyor ve bu konuda Türkiye'yi hub olarak kullanmayı düşünüyor. Şimdi enerjide bunu düşünen diğer pek çok sahada da bunu düşünebilir. Mesela Rusya vatandaşlarının önemli bir bölümü havaalanlarını hub olarak kullanıyor. Dünyanın başka yerlerine gitmek için Türkiye'ye geliyor buradan zıplıyor başka bir yere gidiyor. Neden? E çünkü... Rusya, Avrupa Birliği yaptırımları altında Avrupa'da hiçbir alanı veya hava sahasını kullanamıyor. Peki tabi burada da kritik bir nokta var? Yarın öbür gün bu gelişen Ukrayna'da gelişen son hadiseler üzerine yeni yaptırımlar devreye girer ve bu yaptırımlara Türkiye'nin de tabi olması istenirse. Hatırlatalım geçtiğimiz Madrid NATO zirvesinde, Rusya'nın öncelikli tehdit olduğu belgesinin altında Türkiye'nin de imzası var ama Türkiye bir öyle bir böyle oynuyor ayrı bir konu ama bugüne kadar Türkiye'nin yaptırımlardan muaf olması, yaptırımlara katılmaması bir NATO üyesi ülke olarak göz ardı edildi, görmezden gelindi ve Türkiye'de göstere göstere Rusya'yla ticaretini katladı adeta turizm anlamında da, seyahat anlamında da, enerji her anlamda ihtiyacının üzerinde Hatta alarak ee, ve bu konuda dünyaya da bir köprü olacağı vaadiyle işte tahıl köprüsü enerji köprüsü vesaire yani mevcut ticaretini sürdürdüğü kadar bunu artırma niyetini de ortaya koydu ee, Bu yönde herhangi bir şey gelmedi gelmesinde bu zaten Türkiye'nin mühim yani özellikle bel, enerji anlamında çöküşü demek Pek diğer pek çok alanlara da bunun sirayet etmesi demek. Fakat öyle kritik bir evreye gelindi ki artık yani Amerika'da da 5 hafta içerisinde 5 hafta sonra temsilciler meclisi seçimi var. Temsilciler meclisi Amerika'da her 2 yılda bir yenilenir. Senatonun da 3'te bir yenilenir. Ee, ara seçim olarak bakılıyor ama esasen seçim gibi seçim. Ee, ara seçim denmesinin nedeni başkanlık seçiminin 4 yılda bir olması. 2 yıl sonra da bu seçimlerin olması. O, aşama, o açıdan bu Temsilciler Meclisi seçimlerinden önce mi gelir sonra mı gelir bu zamanlama üzerinde de duruluyor ama bilemiyoruz. Fakat yakındır ki Rusya'ya ilişkin yeni yaptırım paketi devreye girecek. İşte tam da gene bu aşamada Kremlin Erdoğan'la Putin'in Astana'da bir araya geleceğini açıkladı. Orada Nazarbayev'in icat ettiği bilmem ne zirvesinde bir araya geleceklermiş. Bakarsanız görürsünüz ama önemli değil. Önemli olan İki liderin bir araya geleceği bir platform bulunması. Erdoğan dört ay içinde dördüncü kez Putin'le yüz yüze görüşecek. Arada zaten sayısız telefon görüşmesi var. E, aylık olağan görüşme diyebiliriz artık. E, dünya'da bu kadar yoğun görüşen iki lider var mıdır bilmiyorum. Belki bir de Lukashenko Putin görüşüyordur. Hani Lukashenko biliyorsunuz Putin'in Belarus valisi. Evet. Bugün görüşecekler. E, Astana'da. Daha önce e, Çarşamba olacağı kulislere sızmıştı. Kremlin bunu 13 Ekim Perşembe olarak düzeltti. Burada ne olacak? Bunu da Kremlin belirliyor ve Erdoğan'ın özellikle Rusya, Ukrayna barış görüşmeleri için resmi girişimde bulunacağını tahminini dile getirmiş Kremlin. Yani Kremlin diyor ki Erdoğan Putin'e ben ara bulucu olurum seninle Zelenski arasında diyecek. Evet. Ama e, Zelenski e, bunu kapatmıştı. E, yine e, Putin'in danışmanı Zelenskiye de asla asla deme mesajı vermiş. Ayrı bir konu. Hürriyet'te e, bir iki detay var. Mesela e, diyor ki Putinle yapacağı ikili görüşmede Ukra Ukrayna savaşını sonlandırmanın yollarını arayacak. Erdoğan Türkiye'nin Rusya ile batılı ülke liderlerini buluşturmayı Putin'e önerecek. Putin'in olumlu yanıt vermesi durumunda Türkiye'nin Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya liderleriyle temasa geçmesi gerekiyor. Evet. Bu da enteresan bir bilgi. İşte tam da bu aşamada Erdoğan Putin ilişkisi ve bu ilişkinin artık yakınlaşarak hemen her sahada stratejik bir işbirliğine, stratejik bir ortaklığa dönmesi ne olur, nereye gider, e, nereye evrilir, neye evrilir, gerçekten merak konusu. E, fakat şu iki kere iki dört e, Putin Türkiye'nin başında Erdoğan'ı ister ve Erdoğan'ın Türkiye'nin başında kalması için ne gücü ne etkisi varsa elinden geleni ardına komaz. Elbette bunda iki ayrı dinamik var. E, bir e, elbet Batı'nın e, bu ilişkiyi nasıl karşılayacağı, 2 Türkiye'yi yaptırımlar şemsiyesine alıp almayacağı ve elbette paralel olarak da Türk ekonomisinin durumu. Hepsi birbirine paralel düşünülmeli. Erdoğan kazanır mı diye sormuş Metropol Eylül 2022 anketinde kesinlikle kazanır ve kazanır diyenlerin oranı kırmızı sağda 48.5 Kazanamaz, kesinlikle kazanamaz diyenlerin oranı ise 47.7. Burada Erdoğan'a oy veririm meselesi yok. Burada muhalif bile olsa soruyorlar Erdoğan kazanır mı, kazanamaz mı sana? Ee, ve onların verdiği cevaplar değerlenmiş. Yani muhalif olsun olmasın, AKP'li olsun olmasın, CHP'li, MHP'li, İYİ Partili fark etmiyor. Cevap verenlerin %48.5'u kazanır demiş, 47.7'si kazanamaz demiş anketin özeti bu. Bu duruma son aylarda nasıl gelindi? Hep beraber yaşayarak geldik. Geriye doğru bütün programları izlemeniz lazım diyeceğim, diyeceğim ama izlemenize gerek yok. Her gün öyle gelişmeler yaşanıyor ki sadece programların müdavimi olanlar anlayabilir bunu. Tam da bu aşamada Bahçeli bir hafta içinde iki kere gol attı Erdoğan'a. Birincisi buydu. Geçen hafta ekrana getirmiştik. Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran'da yapılacaktır. Kendilerinin aday belirlemede zorluk çektikleri bir ortamda altılı masalı, altı masalı siyasi grubun erken seçim tartışmasını Türkiye'ye sunmuş olmaları yanlış bir davranıştır dedi Devlet Bahçeli. Şimdi ne Erdoğan kendi adaylığını önce açıkladı ne de seçim tarihinden bahsetti. Hep böyle genel geçer laflar kullandı ama Erdoğan'ın adaylığını her 2-3 haftada bir vurgulayan Devlet Bahçeli ve Seçim 18 Haziran'da yani normal vaktinde yapılacak diyor. Seçimin 18 Haziran Pazar günü yapılması normal vakti. Erdoğan böyle bir şey demediği halde. Şimdi bunu birinci gol olarak e, kabul edelim. İkinci gol de Cemevi meselesi. Erdoğan Cemevi için işte Alevilerin bir araya geldikleri, toplandıkları mekan falan dedi. İbadethane demedi ama Bahçeli net bir şekilde Cem ibadethane olduğunun altını çizdi. Burada doğru söylüyor, yanlış söylüyor, haklıdır, haksızdır da değilim. Tamamen meseleleri ben siyasi olarak ele alıyorum. Başörtüsü meselesinde de öyle, öyle ele aldım. Alevi kardeşlerimiz Cem Evi'ni ibadethane görüyorsa ki öyledir, diyor Bahçeli, bize düşen buna saygı duymak peşin hükümlerin ambargosundan kurtularak yapıcı ve destekleyici bir tavır almaktır, diyor. Bu da bir hafta içinde ikinci gol oluyor Erdoğan'a. Çünkü Erdoğan böyle bir şeyin altını çizmedi. Ha aralarında anlaştılar. Bu Bahçeli'ye söyletiliyor mu bilmiyorum. Fakat dikkat çekici bir durum. Erdoğan'ın tanımadığı cemevini ibadethane olarak tanıyor. Ve yine Erdoğan'ın koymadığı seçim tarihini 18 Haziran olarak belirliyor. Bakalım işler nereye evrilecek? Allah ömür verdiyse 3-5 ay içinde göreceğiz zaten. Kılıçdaroğlu'na bakalım. Kılıçdaroğlu Uğur'una video çekip anonsladığı Twitter'dan dünyaca ünlü ekonomistimiz Daron Acemoglu ile görüşmüş efendim Amerika'da. Ama bunun için oraya gitmesine gerek yoktu. Daron Acemoğlu dediğim gibi Türkiye'ye seyahat hürriyeti olan bir akademisyen. Gelip gidiyor yani. Türkiye'ye herhangi bir ziyaretinde görüşebilirlerdi ki görüştüklerine dair de bilgi var. Kılıçdaroğlu akademik bir seyahat gerçekleştiriyor Amerika'ya. Hatta bir ara 8 saat kaybolmuş. Yanındaki isimler de gazeteciler de telaşlanmışlar. Nereye gitti Kemal Bey diye. Ben açıkçası Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika'daki faaliyetlerini %100 basına açık olduğunu, basının takibinde olduğunu, yanındaki basının yoksa dışarıdaki basına açık değil. Amerika'daki gazeteciler Kemal Kılıçdaroğlu'nun programından haberdar olmadıkları gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun programlarına davet edilmiyorlar veya Kemal Kılıçdaroğlu'nun programları günlük açıklanıp basına kapalı notu düşülüyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu dar bir heyet takip ediyor, edebiliyor. O da Türkiye'de yanından götürdü, yanında götürdüğü heyet. Halk TV'den İsmail Saymaz var, Karar Gazetesi'nden de İbrahim Kiraz var bildiğim kadarıyla. Belki bir iki isim daha. Evet. Programı hakkında, ajandası hakkında hiçbir veri yok önceden. Ancak bu e, günler içerisinde e, Amerika'da kimseye haber vermeden gecenin bir vakti sabah erken saatte neyse artık bilemiyorum veya kaybolduğu 8 saatte bir takım görüşmeler yapmış mıdır bilmiyoruz. Ben yaptığına ihtimal veririm. O arada o kaybolduğu 8 saatte New York'tan Washington'a karayoluyla geçmiş efendim. Kaybolmasının sebebi oymuş. Onu da belirtelim aklınıza bir şey gelmesin. Demirtaş e, Nergis Demirkaya'nın sorularını cevaplamış. Gazete Duvar'da ve orada enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki, özellikle 7 Haziran, 1 Kasım 2015. O tarihler arasına dikkat çekiyor. Diyor ki, o dönemde son derece sinsi, kirli ve karanlık bir operasyonlar silsilesi yaşandı. 15 Temmuz Şaibeli darbe girişiminin taşları da o dönemde döşendi. Mühim bir şey söylüyor. Ben de diyor komisyona diyor ifade vermeye hazırım. Seçimden sonra bir meclis araştırma komisyonu kurulmalı ve o dönem tüm gönderiyle ortaya konulmalı, rapor olarak da diyor. Ben de diyor ifade vermeye hazırım. 15 Temmuz'un taşları 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015 arasında döşendi diyor. Son derece önemli. Bunun da altını çizelim. Bugünkü tek adam rejimini inşa süreci de o dönemin yıkımı üzerinden planlandı demiş Selahattin Demirtaş. Nasıl olmasın ki? O arada gece e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dezenformasyon yasası, işte sansür yasası görüşmeleri 29. maddede kesilmiş. İşte o 29. madde halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçuydu. Eş zamanlı olarak şunu da getiriyorlar. İnfaz yasasını değiştirip bir gün bile olsa kişi cezaevinde yatsın. İşte e, iki yıla kadar suçlar tecil ediliyordu veya cezaevinde yoktu. Hani yatarı var yatarı yok meselesi vardı. Şimdi... Ee, onu da kaldıracaklar ve e, hakaretten, e, tweet atmaktan, e, RT yapmaktan falan insanları cezaevine koyacaklar. E, halkta bir de, bir de şöyle bir savunmaları var. Halkta cezasızlık algısı oluştu. Şimdi cezadan kastettikleri her e, cezalandırılana hapse atmak. Yani böyle bir şey yok ki. Yani ağırdan şeye doğru başlayalım şimdi hafta sonu e, hapis yani var batıda bunlar hafta sonu hapis cezası var e, ya da e, gün içerisinde çalışmaya izin verip gece cezaevine giden öyle sistemler var kamu hizmeti var ev hapsi var denetimli serbestlik var e, para cezası var e, bir takım şeylerden kişiyi men etme var var oğlu var yani illa dört duvarın arasına koymak diye bir şey yok anla. İşte. Fox muhabiri yabancıların oturmadığı adreslere kayıtlı olması ile ilgili soru sormak istemiş. Soylu çenesini okşayıp canım benim demiş. Haftanın karesi. Böyle bakıyorlar. Sonra da işte Soros'cu musun sen diye dönüp giderken bir de ayrıca hakaret ediyor. Ama bu şey önemli. Yabancıların oturmadığı adreslere kayıt olması ile ilgili konu. Fox TV bunu geçen haftadan beri takip ediyor. Mühim bir konu. Ee, ve e, şu dönem artık seçim, sandık güvenliği, adres, seçmen vesaire bunlar çok önemli. Yani partiler hiçbir şey yapmıyorsa örgütlenip sandıklarda, mahallelerde bu işi takip etmeli. Ekonomiyle devam edelim. Küresel şirketlerin tepe yöneticileri durgunluk beklentilerine paralel olarak önceliklerini de yeniden belirliyor. İşçi çıkarmalar gündemde. 10 CEO'dan 8'i resesyon öngörmüş. Bağımsız denetim şirketi KPMG dünyanın farklı bölgelerinde 1300'ü e aşkın üst yöneticiyle geleneksel küresel CEO araştırmasında bu ortaya çıkmış. Yani 1300'ü e aşkın üst düzey yöneticiden 10 CEO'dan 8'i resesyon öngörüyor, öngörüyor durgunluk. Önümüzdeki 12 ay içinde. Böyle bir ekonomi dünyada çok iyi bir yere doğru gitmiyor. Bir kere daha ifade edeyim. 2023 kayıp Şimdiden net yani herhangi bir çıkış emaresi yok. 2024 sonuna kadar da bu durumun dalga dalga bölgesel olarak değişmekle beraber devam edeceği öngörülüyor. Türkiye'den Big Mac ve iPhone endeksine bakacağız. Daha doğrusu iPhone'da e, fiyat farkından dolayı yurt dışına kaçan... E, iPhone'culara bakacağız ya da yurt dışından alım yapan iPhone'culara bakacağız ama Big Mac endeksine önce bakalım. Big Mac menü 11.95 TL diyor ama o sizi yanıltmasın bu ilandaki rakam 2017 rakamı. 2017'de 11.95 11, 11 iken McDonald's Big Mac menü yani Big Mac menü nedir? Yani McDonald's'a gitmişsinizdir herhalde bir hamburger yanında işte resimde de görülüyor chips ve bir içecek. Bu üçünden oluşan menü karnınızı doyurmak için. Çok açsanız doymazsınız ama normalde bir öğün olarak idare eder. Yıllara göre artışları gelmiş ve en son 79 TL. 2017'de net asgari ücrette 117 Big Mac menü alınabiliyorken 2022'de bu 68'e düşmüş. iPhone meselesi de şöyle. Türkiye'de öyle acayip vergiler var ki iPhone'un üzerinde. iPhone 14 Pro Max üzerinden Türkiye ve ABD fiyatlarını karşılaştırıyoruz. Şimdi Türkiye'de çıplak fiyatın üzerine Kültür Bakanlığı payı var. %12 TRT bandrol ücreti var. Yani iPhone'da %12 TRT'ye ödüyorsun. Niye ödüyorsan işte. TRT'de de işte biliyorsunuz Erdoğan'ın ailesi, çocukları, onların arkadaşları ihya oluyorlar. %50 ÖTV var. %18 KDV var. Toplamda bir iPhone 14 Pro Max 43.999, 44 deyin siz ona. 44.000 TL. Siz bunu Amerika'dan aldığınızda... 1099 dolar, 20.426 TL. Fakat bunu Türkiye'ye getirdiğinizde... ...gene işte Türkiye'de gizli komis uygulamalardan biri. 2.732 lira harç. 117 TL'de özel iletişim vergisi veriyorsunuz. Toplam size 23.275 TL'ye geliyor. Yani yaklaşık 20.000 TL'lik bir fark var. Ondan dolayı insanlar yurt dışından iPhone alıyorlar veya iPhone getirtiyorlar efendim. Evet. Mehmet Baransu fikri takiple devam edelim. Mehmet Baransu 7,5 yıldır cezaevinde ve sorsanız herkes Balyoz davasından dolayı tutuklu olduğunu, Balyoz kumpasından dolayı tutuklu olduğunu söyler size ama bundan dolayı değil. Peki Dönelim balyoza. Balyoz nedir, ne değildir? Ben sizi balyoz iddianamesine şuna buna götürmeyeceğim. Sadece dönemin kara kuvvetleri komutanı ve dönemin genelkurmay başkanının Milliyet gazetesine verdikleri röportajlardan birer kesit getireceğim. Ben konuşmayacağım, onlar konuşacak. Dönemin kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman birkaç sene önce vefat etti. Koronavirüsten vefat etti yanılmıyorsam. Diyor ki, balyoz bir darbe semineri. Bu seminer emre aykırı olarak yapılmıştır. Amacını haddini aşan bir kahramanlık gösterisidir. Ben ifade vermek için savcıya ve mahkemeye çok gayret sarf ettim ancak uygun görülmedi. Eğer bu bilgilere yani bugünkü bilgilerime 2003 yılında sahip olsaydım konuyu askeri yargıya intikal ettirirdim. Sustukça Kamuoyunda haksız olduğumuz algısı yaratıldı. Artık yeter demek istiyorum diyor Milliyet gazetesine 4 Kasım 2013'te verdiği röportajda. Gidin Milliyet'in sitesinde de duruyor röportaj. Tamamını okuyabilirsiniz. Ben içerden bir paragrafı getirdim size. Ve Milliyet gazetesi fikri takip dönemin Genelkurmay Başkanı Balyoz semineri olduğu sırada dönemin Genelkurmay Başkanı olan Hilmi Özköke Aytaç Yalman'ın sözlerini götürüyor. Ertesi gün çıkıyor bu da milliyette. 5 Kasım 2013'te Hilmi Özkök hayatta halen. Yaşıyor. Aytaç Paşa doğru söylemiş diyor. Hem de bunu birkaç kere tekrarlıyor. Her şey ayan beyan ortada. Aytaç Paşa söylediklerinde haklı. Ee, sanık avukatları beni ve Aytaç Paşa'yı öne sürerek birbirimize karşı pozisyonlara sokmaya çalıştılar. Olay Aytaç Paşa'nın söylediği gibidir. Bakın 3-4 kere Aytaç Yalman'ı teyit ediyor. Bir kere de değil. Zaten diyor bu husus iddianamede de var. İddianameye atıfta bulunuyor. Ordu komutanını ikaz ettiği, yapma dediği Çetin Doğan'ı kastediyor. Çetin Doğan ikaz edilmiş Aytaç Yalman tarafından. Onun yapacağım diye ısrar ettiği de var. Aytaç Paşa tanıklık için uğraştı. Onu da teyit ediyor başvurdu ancak davet etmediler. Yahu dönemin kara kuvvetleri komutanı ben bu davada tanık olacağım diyor. Beni de dinleyin diyor. Davet etmiyorlar. Bu da enteresan bir hikaye yani. Ve yani neticede ee, o balyo semineriyle ilgili konularda kendi açısından bir takım konuları teyit edecek belki yani. Evet. Ve bütün bu olaylar 2011'lerde, 12'lerde, 13'lerde oluyor yani. Yani şimdi 2013 Kasım'ında konuştuğuna göre Aytaç Yalman ve Hilmi Özkök bundan önce yaşanmış bu. Evet. İşte şucuların dönemi, bucuların dönemi diyorsunuz da her şeye biraz daha <laughs> objektif açıdan bakmak gerekiyor. 30 Ekim 2013 Aytaç Paşa'nın Milliyet Gazetesi'ne biraz evvel ekrana getirdiğim söyleşiyi vermesinden birkaç gün önce Mehmet Ali Çelebi cezaevinde, hastal cezaevinde evlendi nikah şahitleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Metin Feyzoğlu'ydu. Şimdi Mehmet Ali Çelebi AKP'ye geçti. Metin Feyzoğlu ise AKP'nin Kıbrıs valisi oldu. Pardon Kıbrıs Büyükelçisi oldu. Kuzey Kıbrıs. Evet. O arada e, İlhan Taşçı CHP Rütük, CHP'li Rütük üyesi e, Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye geçmesiyle İyi Parti'ye giden Rütük üyeliğinin son dakikada AKP'ye geçtiğini ve zaten Rütük Başkanı da bunun için 3 aydır boş olan üyelikle ilgili seçim yazısını meclise göndermediğini filan söyledi. İşte bu işler böyle dönüyor. Adam 3 aydır bekliyor. Yani AKP belli bir sayıya ulaşsın da ben öyle göndereyim. Çünkü 3 ay önce gönderse İyi Parti'den biri Rütük üyesi olacak. Demokrasi. Evet. AKP'de Rütük üyesi. 3 ay önce sana geçerek üyelikten istifa etmiş. Onun yerine İyi Partili biri geçecekken, rütükte dengeler birazcık değişecekken Çelebi onu da kurtarmış tek başına. Evet. O arada Turan Çömez eee İyi Parti'ye katıldı. Ergun Babahan Ergenekon AKP, MHP, CHP ve İyi Parti eşit derecede güçlü tweet'ini atmış. Yektan Türk Yılmaz ise İYİ Parti karanlıkları toplamaya devam ediyor demiş. Evet. Ve iyi haberle e, bitiriyoruz. Var ettiğim üzere. Anadolu Leoparı dört farklı noktada görülmüş. Tarım Bakanlığı geçtiğimiz günlerde bunun videosunu da yayınladı. Fotoğraflarını ve videosunu ve bu e, video kapan veya foto kapan denen e, düzenekler Doğada e, insansız olarak tabi belli yerlere sabitleniyor. Ve bir hareket algıladığında o har algıladığı hareketin fotoğraflarını çekiyor. İşte böylelikle o fotoğraflara, o foto kapan'a veya video kapan neyse ona takılmış Anadolu Leoparı. Çok heyecan verici bir şey. E, bir Leopar'ın, Anadolu Leoparı'nın uzun yıllardır e, neslinin tükendiği, artık olmadığı falan konuşuluyordu. Ama artık belli ki sadece bir nokta değil... Anadolu'da bunu açıklamıyorlar tabii güvenlik gerekçesiyle. Dört farklı noktada Anadolu Leoparı var. O görüntülerle bugün manşeti noktalıyorum efendim. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla Anadolu Leoparı'nı ekranlara getiriyorum. Onunla kapatıyoruz bugün.